Yeni dünya düzeni üç savaştan sonra kurulacak. 3. dünya harbi nasıl çıkacak? Dünya sıcak bir çatışmaya doğru gidiyor. Hatta başladı. Başladı. Büyüyerek gidecek. Türkiye'nin hakikaten sınırları da bu adamların o planlarına dahil. Dahil. Yani eski dünyayı unutun ve bu öyle çok 10 20 yılları alacak falan değil. Bu işi 2030'a bitirecekler. Dünya iflas etmiş. Dünya iflas da. etmiş vaziyette. Osmanlı'yı yıktılar. Osmanlı'yı yıktılar tabii. Sırada Türkiye Sır Cumhuriyeti tabii. insan kendini nasıl korusun dünya böyle giderken ve ülkede olası tehlikeler varken ata tohumu toplayın diyor. Ata tohumu toplayın. Binlerce yıllık Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun ata tohumları vardır. Alıp götürdüler yarısını. Amerikan devlet aldı. Balkonda bile gıda üretin evet. diyor. 2025'ten itibaren paramız olsa da gıdaya ulaşım. Elinize varlık olarak dokunamadığınız hiçbir şeyi almayın. Bir de Türkiye'nin geleceğini kurtaracak üç temel kaynak diyorsunuz. Elon Musk niye Sayın Cumhurbaşkanı'na geliyor böyle Anadolu deyimiyle Sayın Cumhurbaşkanım gılı, gılı ediyor orada ziyaret ediyor. Anka kuşu gibi yeniden doğan bir milletin çocuğuyuz. Efendim merhabalar. Son derece önemli bir ismi ağırlıyoruz. Tam da böyle kritik günlerden geçerken sizlerin de çok çok sevdiği bir isim bizimle. Doktor Ramazan Kurdoğlu araştırmacı yazar. Aynı zamanda Aydın Üniversitesi Öğretim üyesi Ramazan Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. E, hocamın hakkını teslim ederek başlayalım yine her zaman olduğu gibi. Şimdi ana akım medyada Google bilgisiyle bir takım e, bilgileri ulaşılmaya çalışılsa da bir ömür var, adanmış bir ömür bu meselelere ve kitaplar var karşılığında. Kaç kitap var hocam? 21. 21 kitapta da bugün olanları anlattınız mı? Evet. <laughs> Evet. Bizler biliyoruz da bilmeyenlerin hali ne olacak? Onlara dünyanın nereye gittiğini bir cümleyle nasıl anlatırsınız? Dünya yeni bir dünyaya gidiyor. Yani eski dünyayı unutun ve bu öyle çok e, 10-20 yılları alacak falan değil. Bu işi 2030'a bitirecekler. 2030'a kadar bitirecekler. Şimdi 2030'a kadar neler olacak? Yanı başımızda İsrail'in girişti bu çılgınlık nereye varacak? Tanrı'yı kıyamete zorlama zevzekliği diyor hoca ama... Adamlar bu zevzeklik üzerinden dünyayı Tabii. ateşe veriyor ama hocam. Tabii. Bunların Tabii. hepsini konuşacağız. Türkiye Üç noktadan sıkıştırılıyor. Ama Türkiye'nin de geleceğini kurtaracak üç temel kaynak var diyor. Hepsini açacağız. Şuradan başlayalım. Dünya yine e, geride kalan o salgın, uydurulmuş hastalıklara baktığımızda. Aradan geçen birkaç yıl içerisinde yeni bir şok doktrini mi yaşıyor hocam? Evet e, zaten... Küresel elitokrasi, ezoterik, batıni inançların sahibi bu güç simsarlarının Vatikan'ın da çok sık kullandığı eski fikirleri yeni metotlarla uygulayın, yeni metotları eski fikirlere uygulayın diye bir yaklaşımları vardır bu Dünyaya format atan, atmakta olan, geçmişte atmış, e, atmış olanlar ve gelecekte de atmayı planlayanlar. E, gerçekte baktığımızda, e, dünya şu anda 8 milyarı geçmiş vaziyette. E, 8 milyar in insanın dünyada ne kadar e, işte demokrasi oyunlarıyla yönetti, yönetildi, oy verdi vesaire. Bütün bunlar e, tabii toplumların, kitlelerin gazını alma operasyonu. Aslında Dünyanın bir e, bilgi olarak sevgili seyircilerimize verelim neden, nasıl, niçin e, buraya geldi. 2011 yılındaydı yanılmıyorsam. Einstein'ı yetiştiren İsviçre'nin Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nden, akademisinden, enstitüsünden diyelim. E, iki matematikçi, bir fizikçi yani iktisatçı ve finansçı bile değil. Hocalar, üç hoca. Oturuyorlar bir araştırma yapıyorlar. Tırnak içinde münafıklık yapıyorlar. Şöyle bir soru soruyorlar diyorlar ki dünyanın ekonomisini kim kontrol ediyor? Bunu merak eden değerli dostlarımız tarihinde yanlar biliyor olabilirim ama zaten girdiklerinde İngilizce bilenler görür. The New Scientific diye bir dergi var. Bu The New Scientific dergisine 2012 yılının Ekim ayıydı galiba oraya baktıklarında bu makaleyi bulabilirler. Ee, orada hocaların yapmış olduğu bir çalışmanın özeti var. 38 milyon şirketi inceliyorlar hoca ve hocalar. Ee, 38 milyon şirketin içinde 43 bin ulusüstü üstü. Ee, yıllarca bize değerli hocalarımız bu efendim uluslararası çok uluslu şirketler falan. Bunlar masaldır. Çok ulus efendim çok uluslu şirket falan olmaz. Yani şirket bir yere bağlıdır. Bir kültürün sahibidir. Bir siyasetin, bir iktisadi Hedeflerin temsilcisidir. Ama yıllarca bize çok uluslu şirketler falan dediler, bize e, açıkçası avana kavni yerine koydular. Ama e, işte ben bunları ulusüstü şirketler diye tanımlıyorum çünkü bu adamların bu ulusüstü şirketlerin herhangi bir e, millete e, bağlı var tabii, hı hı. onu herkes hı hı. anlar. E, ama ee, herhangi bir ulus devlete bağlılıkları falan yok. Vatansızlar yani. Vatansızlar. Buna zaten belki de bir kitap adından da söylediler. Bir e, ara bir Türkiye'de birkaç yıl önce çıkmıştı. Türkçe'ye de çevrilmişti. Para vatan. Bunların e, ana vatanı, vatanı para vatan. Ana vatanı para vatan. Ama gerçekte bu adamlar e, paranın da derdinde değil. Parayı sadece bir kaldıraç bir manivele olarak kullanıyorlar. Bun, bu adamlar Yüce yaradan Allah'ımıza bir meydan okuma bu adamlar şeytanın temsilcisi yani şeytanın Allah'a Hazreti Adem'i yaratmasıyla birlikte Adem ve Havva'dan sonra açtığı savaşın sonucu biliyorsunuz bu yüce dinimize göre bütün melekler insanların Efendim varlığını birliğini Allah'ın Efendim tebliğini kabul ediyorlar ama şeytan kabul etmiyor ve bu Allah'a karşı şeytanın savaşı da kıyamete kadar sürecek insanlar. insan. Bunlar da onun temsilcileri. Bunlar da onların temsilcileri. Peki bu Tanrı'yı kıyamete zorlama zevzekliği diyorsunuz sizin evet. tabirinizle söylüyorum. Tüm bunların neresinde? Şimdi Tanrı'yı kıyamete zorlamak işte zevzekli. Çünkü bu adamlar yeni falan değil. Bunların kökenleri milattan önce 3500 Mısır hermetizmine kadar, gidiyor. kadar gider. Bunlar daha sonra baktığımızda milattan önce 11. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıl arasında baktığımızda e, orada eksen çağı dediğimiz bir dönemde e, baktığımızda o zamanlar mübarek dinimiz İslam yoktu daha. E, Yahudilik ve Hristiyanlığı e, hermetizm, Mısır hermetizmi çok tanrıcılığı ile efendim, Yunan Pisagorculuğu ile efendim, Hint mistizmi ile İran mitraizmi gibi efendim, pagan inançlar ile Yahudilik ve Hristiyanlığı harmanladılar ve bu döneme eksen çağı derler ve ortaya koydukları inanca da inanca da gnostik inanç veyahut da senkretik inanç e, denir ki e, malum e, benim bir e, de kitabım var önünüzde sanal para senkretik insan Lego ben, Sanal Para, sentetik insan, evet. İnsan, Legodin en son kitaplarından evet, en biri son, en son, hocanın en son, öyle ben. biliyorum ben de. Yani en azından diğerlerini okumadıysanız şu kitabı bir evet, okuyun. Evet. Bu gelecek özet. 30 yılın tarihidir. Gelecek. Ve de özet hocam aslında. Evet, aynen, aynen, öyle, aynen öyle. Evet hocam. İşte bu yapı açısından bu adamlar zaten e, paraya hakim vaziyetteler. Para bunların elinde zaten tamam. ama e, tarih bize şunu göstermiştir ki. Para kudretin teknolojisidir. Bakın bir şey söylüyorum. Para kudretin teknolojisidir ve milattan önce 6. yüzyılda bugünkü Manisa ilimizin çevresinde bir Yunan şehir devleti olan Lidyalılar parayı bulmuştur. Hatta bir türkümüz vardır. Karun kadar zengin olsan Leyli Leyli diye bunun türküleri de vardır. Orada paranın bulunmasıyla ki Herodot'tan aktarıyorum hiçbir millete iftira atmayız. Yani e, her milletin iyileri de vardır, kötüleri de vardır. Herodot der ki bu paranın Lidyalılar tarafından bulunmasıyla iki husus kendiliğinden meşruiyet kazanmıştır. Nedir bu? E, parayı pakan e, pagan tarikatlar bulmuştur. Pagan tarikatlar geliştirmiştir. Daha sonra Yahudi ve Hristiyan tarikatları sistematize etmiştir. <laughs> i̇şte bu noktada Lidyalıların parayı bulmasıyla birlikte e, Yunan e, kültüründe hala varlığını sürdüren mesela biz bir Türk erkeğe evleneceğinde valla elini cebini atacak özde güzel Emine ile evlenecekse, efendim, güzel Ayşe ile evlenecekse e, Türk kültüründe evlenme yükü erkeğin üzerindedir ağırlıkla. Ama Yunan kültüründe bugün de dahil e, eğer adamcağızın bir Yunanlı onun iki üç kızı varsa yandı çünkü evlenmenin bütün yükü kız tarafındadır çünkü oğlan tarafına dramlar vesaire vermesi gerekiyor. İşte burada bu Lidyalıların parayı bulmasından sonra Manisa'ya gidip görebilirler bunlar hala yerleri duruyor orada bir kültür gelişti. Tapınağın, bu tüccarların bulunduğu pazar yerinin bulunduğu yerde tapınak vardı o tapınakta. Ee, şeyine göre ee, Yunan kültürüne göre o günkü şartlarda kadının seçme hakkı yoktu. Yani kim şununla evleneceksin diyorlar. Onunla evleniyor yani öyle. Bu Lidya'da kadının istediği erkekle evlenebilmesinin yolu tapınakta Farklı erkeklerle cinsel birliktelik yoluyla altın biriktirmesiydi. Altın sikke biriktirmesiydi. Yeterli altın sikke biriktiren kadın istediği erkekle evet, evleniyordu. Evleniyordu. Evet, evet. Günümüze nasıl bağlayacaksınız onu merak ediyorum. Oraya vereceğim. geleceğim. Çünkü bu e, e, parayla birlikte nasıl bir e, meşru fahişelik düzeninin kurulduğunu gösterir. Bir diğeri ise e, o paranın bulunmasıyla bile kumar meşru hale gelmiştir. Yani fahişelik ve kumar meşru haline gelmiştir. Bir başkası ise para Ebo'yu patlatmıştır. Zamanın Lidya kralının paralı askerleri vardır. Lidya kralı der ki ben parayı bastırdım askerlerim merkezi dumanıdır. Ama doğudan Pers İmparatorluğu gelmektedir. Ve e, oraya zaten Pers'ten sonra oraya Timur gelmiştir. Biz Türkler olarak e, bulundukları yere ee, ama tabii hiç kimse para için ölümü göze almaz ee, ve Persler lidyayı bir daha ayağa kalkmamak üzere tarihin çöplüğüne gönderdiler. Paranın böyle bir başlangıç hikayesi var ama bu parayı Tapınak Şövalyeleri bir sisteme, daha sonra Medici ailesi bir sisteme, Rockefeller ailesi bir sisteme, Londra Merkez Bankası bir sisteme, Amerikan Merkez Bankası bir sisteme. Parayı bu adamlar sahipleden ama para üzerinden, toplumları dönüştürme operasyonlar yapıyorlar. Yani bir amaçları var. Amaçları var. Para amaca giden yolda amaca giden araçtı. Yol, Araç. Ellerinde. Ellerinde, ellerinde kontrol ediyorlar bu, bu insanlar. Mesela dünyanın e, bugünkü para e, sisteminin 1944'te kurulan e, British Board'da e, dolar altına endeksliydi. E, efendim. 15 Ağustos 1971'de Nixon bu bağı kopardı ve o tarihten bu tarihe karşılıksız batırıyor. Kaldıraç deniyor şu dedi <laughs> borç Yani borçlarla ki yeri gelmişken de söyleyeyim. Dünyanın 2022 sonunda toplam milli geliri 105 trilyondur. E, bu 105 trilyonluk milli gelire karşılık dünyanın şirketlerin, ayhane hane halkının, devletlerin, kamunun borcu 390 trilyondur. Ve bu e, tabiri caizse yüzde 295'tir. Dünya ekonomisinde e, bütün iktisatçıların kabul ettiği bir kural vardır. Bir ha, hane halkının, bir şirketin, bir devletin borcu yüzde milli gelirinin gelirinin yüzde 90'ına dayandığında iflas etmiş İfla. demektir. Dünya iflas etmiş. Dünya da. iflas etmiş vaziyette. Oraya geleceğiz. Biz bu paranın Lidya'dan boyana, çıktığından bu yana sahiplerini e, ilelebet borçluyuz anlamına çıkıyor. Çünkü 300 290 390 e, milyar e, dolarlık bu borcun ana alacaklısı ana alacaklısı birkaç düzüne aile ki tekrar Einstein'ı yetiştiren İsviçre'deki yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğim. Dünya ekonomisinin yüzde kırkından fazlası 43 bin ulusüstü şirketin elinde. Hocalar durmuyor. Araştırma yapıyorlar. 43 bin şirketin sahibi kim? 1318 Holding. Hocalar orada da durmuyor. 1318 Holding'in sahibi kim? 147 adet banka ve finans kuruluşu. Ondan sonrası hocalar söyleyemiyor ama ben söyleyeyim. Ondan sonrası 13 ailenin elinde. Dünyanın bütün parası. Evet. Bütün zenginliği. Bu evet, 13 ailenin, 13 ailenin elinde. elinde. Elinde evet. Evet elinde. Ulus. Üstü işte şirketler, çok uluslu şirketler evet. falan diyorlar. Yalan diyor inanmayın. Tabi. Sağ tabii. cepten alıp sol tabii, cebe koyuyorlar. Tabi tabi tabi. Şeyden ee, bu 1813-1815 e, İngiltere, Fransa ki her iki tarafı da Rothschild <laughs> ailesi finanse etmiştir. E, Osmanlı Türkiye'sini de batıran bunlardır. Zaten Zaten e, servetlerinin e, ana omurgası 1700'lü yıllarda Viyana Londra arasındaki postacılık servisi iş adamlarını mektuplar açarak istihbarat sistemi ki bugün Brüksel'de bir sermayesi 1 trilyon olan bir fon vardır. Bir işlem yapmaz ama bunun başında eski tekaüt istihbarat uzmanları bulunur. Ve mesela Avrupa Birliği parlamentosunda İngiliz parlamenter 3 sefer soru önergesi verdi yazılı. Dedi ki bu fon ne iş yapar dedi. Cıs kimse cevap vermedi. Veremez de. Şimdi şu olay şu. Yani bugün Gazze'de yaşananlara nasıl bağlayacağız? Ben geleceğim. De düşün, Çünkü bugün Gazze'de tabii orada hayatını kaybeden masum çocuk ve kadınlara başta Allah'tan rahmet diliyorum. Ama e, orada geleceğim bir şey de var, onu da geleceğim. Bugün Gazze'de olan sadece bir e, e, orada Hamas-İsrail savaşının ötesinde bir şey, onu ifade edeceğim. Ucu bize de dokunan ve tabii, dokunacak tabii, olan. Dokunacak olan, bunu ben... 2006'da biliyorsun, evangelizm Tanrı'yı Heh, bu kıyamete. Bu kitapta işte hoca. Evet. Bugün herkesin konuştuğu evet. e, Tanrı'yı kıyamete zorlamayı bu, bu hoca işin... yazmıştı. Evangelizm Tanrı'yı kıyamete zorlamak Ramazan Kurdoğlu. Lütfen okuyun. Bu, bu da onun bir devamı. Devamı niteliğinde de Orta Doğu'da Babil'den günümüze siyasal mesihçilik, Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye. Hocanın benim en sevdiğim kitaplarından biri olduğunda altını çizmek evet. istediğim çok faydalanmıştım. Evet. İşte e, bu adamlar e, parayı o 1813-1815 Waterloo'dan sonra İngiliz sterlini dünyanın rezerv parasıdır. 1944'de gelindiğinde artık Ameri e, Amerikan ordusunun, Pentagon'un 2. Dünya, Dünya Harbi'nin savaşının galibi olduğu belli oldu. Britain Rus'ta toplandı. İngiltere'yi temsil eden Keynes vardı, ünlü iktisatçı. E, Keynes'e dediler ki sen Dünya Bankası'yla iyi menfaat kur, başka işlere karışma, hadi kenara dediler. E, ve e, açıkçası 1990'dan itibaren 2 kilometre 2 kilometre bu e, şeye okyanusa bakan Atlas Okyanusu'na bakan City of London e, şeyleri elitleri e, 1813'ten itibaren 1815'ten itibaren kazandıkları o tatlı paralar 1944'ten itibaren Wall Street'e taşındı. Çünkü parayı kontrol eden İngiltere 1700'lü yıllardan itibaren o, bu 1813'ten itibaren parayı kontrol ettiği için Güneş bakmayan imparatorluğa dönüştü. Çin üretim canavarıdır, Almanlar üretim canavarıdır, Japonlar üretim hı hı. canavarıdır. Şimdi Kore buraya gidiyor. Ama parayı kontrol edemezseniz, sizetim, sizin üretim canavarı olmanız hiçbir işe yaramaz. Tıpkı petrolü üreten Arapların çölde çelik çomak oynadığı gibi. Pa petrol üretiyor, ama zenginliği, zenginliği var ama yok. söz hakkı yok. Yok kukla. 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 İşte burada ha. yeni dünya düzeninde artık daha önce Boşlanma, kaldıraç, faiz, enflasyon üzerinden geliyoruz. Şimdi şimdi ise yeni dünya düzeni kurmak isteyenler özellikle bunu Pentagon uyandı. Pentagon baktı ki Amerika elden gidiyor. Çünkü e, 1944'te e, Amerika savaşı kazanınca Britin da bütün dünya dedi ki artık dolar yüzde %40 altına endeksli. Getirin 35 dolar alın 1 ons 31.1 gram altını dedi. Ama Elinde 20 bin ton altın stoku vardı. Fakat e, 19 şeyde 15 Ağustos 1971'e gelindiğinde e, baktık ki Amerika elindeki altın stokları 8 bin tonlara inmiş. Pentagon fark etti bunu. Yani her ülkenin ordusu tabii devletin hı hı. bekasını düşünür. O noktada işte e, Başkan Nixon doların altına bağımını, bağını kopardığında... Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle şarladı. Dedi ki kardeşim bizi de dolar manyağı yaptınız. Merkez bankaları tıka basa dolar ama karşısında dedi bize artık 35 dolara getiren bir ons altın alamıyor. Sadece Charles de Gaulle dolarları gönderdi. Altınları aldı karşılığında West Point Akademisinden efendim. Diğer ülkeler mi biz gibi ülkeler bizim gibi ülkeler öpücük ve nasihat aldık. Herkes oturdu oturduğu yere. İşte bugün bugün gelinen noktada başını City of London'daki Musevi ve Kelt bankerlerin. Bakın bazı kesimler sadece oranın Musevi'ler. Hayır Kelt. Keltler Anadolu kökenlidir. Evet. evet. Keltler. <laughs> Kelt, Bakın dünya siyasetini anlamada Keltleri anlamadan dünya siyasetini anlamak mümkün değildir. Bizim özellikle muhafazakar daha önce sol kesim böyle yapıyordu. Şimdi bizim muhafazakar kesimde çok kolaycılık yapıyor. Her şeyin altında bir Yahudi arıyor. Değil. Keltlere de bir bakın diyor. Keltlere de bakın, Anglo-Saksonlara bakın. Çünkü İsrail'i kuran Anglo-Saksonlardır. Püriten Anglo-Saksonlardır. Sonra sahiplenen bugün evangelist istediğimiz Amerikan Anglo-Saksonlardır ki My Flower gemisiyle 101 kişi yola çıkıyor. İkisi öldü. İki, kad iki kadın doğum yaptı. Tekrar 101 kişi geldi. My Flower, Şey gemisinden Ferda kardeşim 14 başkan çıktı. 14 başkan çıktı. Sadece başkan söylüyorum. Mayflower gemisinden Amerika'ya. Tabii 14 başkan Mayflower gemisiyle gelen ailelerdendir. Öldürülen başkanlar peki Kennedy. Şimdi öldürülen mesela başkanlar 4 e, e, başkana Merkez Bankası kurulması çalışmalarında e, buna e, bankerlerin Musevi bankyerlerin e, efendim e, düzenle karşı çıktıkları için dördüne suikast yapıldı, öldürüldü. Biri de toprağa bol olsun Kennedy. E, ben de severim Kennedy. Amerikan başkanları içinde Kennedy'nin, Lincoln'un ayrı bir yeri vardır. Şimdi e, Kennedy de bu Fed'in dışında bir 4.2 milyar dolar e, bir kırmızı şeritli dolar basılmıştı. Benim elimde bir ara vardı ama sonra e, parayı e, Amerika'da kaybettim. Nereye koyduğumu bulamadım daha doğrusu. Şimdi kırmızı şeritli dolar bastırdı. Bu dolar Fed'in, bankerlerin Amerikan hazinesi üzerinden beleş para kazanmasının önünü kesiyordu. Sonra Başkan Kennedy vurularak öldürüldü. Kafasından vurularak. Tabii öldürüldü. Öldürüldüm. Öldürüldüm. Öldürüldü. Hocam. İşte burada şşt, burada izin verin Filistin'e geleceğim. Gazze'ye geleceğim. Filistin sadece Gazze, sadece Gazze değildir. Şu anda orada bir yeni dünya düzeni savaşı yapılıyor. Çünkü 200 yıldır İslam dünyasında İngiltere mutlak güçtür. 200 yıldır. Ama 2. Dünya Harbi'nden sonra Amerika bölgede hızla yerini aldı ve önümüzdeki dönemde 2030'a kadar City of London bankerlerinin başını çektiği, Şangay bankerlerinin İsrail'in birlikte hareket ettiği yeni bir para düzeni, IMF'nin dünyanın merkez bankası olması, IMF'nin SDR'sinin dünyanın rezerv parası olması, bütün paraların öldürülmesi. Londra bunu istiyor. Uygulayıcısı kim? Çin. Çünkü bir buçuk milyar nüfus var. Ama Çin'de Türkiye'de sol kesimden arkadaşlarımızın söylediği gibi Mao, yalın kılıç böyle bir Çin devleti Çin falan kurmadı. Rothschild ailesi. 1839 1843'ten itibaren Hong Kong teslim alın diyet alındı O arada o arada Afyon savaşları ile Hindistan'da üretildi Çin'de satıldı 86 milyon Çinli birbirini öldürdü Mahvoldu adamlar İşte bu yapıda 70'lerden ya kardeşi kardeşi Bak en mahir oldukları konulardan evet. biri İşte bu noktada 2008'e 1998'de Epsilon su çıktı çıktı. 2008'e gelindiğinde küresel krizle birlikte dediler arkadaş dolar işine son veriyoruz. Bunun yerine böyle bir para arkasında bankerler var. Londra bankerler ama buna karşı bu sefer Amerika'daki küreselciler Biden ve ekibi o ekipti dediler ki tamam bir küresel para sistemi kurabiliriz ama bu böyle olmamalı. Dolar üzerinden gitmeli diyor. Kim? işte Rockefeller'lar falanlar filanlar. Ama buna karşı bu, bu, üçlü yapı her ülkede var. Buna karşılık başında Trump ve efendim e, Amerikan ulusalcıların olduğu kesim olmaz kardeşim diyor. O küreselcilerin dediği de olmaz. Bu küreselcilerin de biz doları tamam dijital olabilir adına sanal deyin kripto para deyin altına endeksleyelim. Her ülkede kendi dijital parasını çıkarsın dolara endeksin. Böyle bir savaş. İşte bununla ilgili bununla ilgili Dünya tarihinde bir gerçek vardır. Para sıcak savaşsız değişmez. Değişmez. 1815, ikinci hmm. dünya harbi. Şimdi buna karşılık 2009'da Amerika Birleşik Devletleri bir tatbikat yaptı. Nerede? Los Alamos'ta. Nedir Los Alamos? Dünyanın en büyük nükleer merkezidir. Başında da benim iki kitabını Türkçe'ye çevirdim. James Rickards'ın olduğu bir yerde generaller albaylar, yazılımcılar, fizikçiler, finansçılar, ekonomistler, istihbarat uzmanları toplandılar. Bir soru vardı ve şuydu. Amerika Birleşik Devletleri bir nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar görür? Yoksa dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarsa mı daha büyük zarar görür? Cevap 2. 2. Cevap 2. İşte Amerika net bir şey söyleyeyim. Amerika şu veya bu şekilde Çin'e vuracak. Bir bahane vuracak. Ama Orta Doğu'da Orta Doğu'da kendine dirsek çakacak İngiliz hakimiyeti var. İngiliz ile işbirliği, Çin'le işbirliği yapan İsrail var. Çünkü Çin'de Xi Jinping'in üzerinde bir şey var. Dört general var. Bu generallerin üçünün karısı Musevi. Üçünün karısı Musevi. Yani olay öyle büyük oynanıyor ki. işte bu noktada o e, şeyde 2009'daki simülasyonda bir karar çıktı. Doları kim tahtından indirmek isterse, küresel rezerv para olmaktan indirmek ister ise savaş sebebidir. Şimdi Amerika, Filistin'de orada masumlar Gazze'de ölüyor. Allah gari gani rahmet eylesin. Ama alçak ahlaksızın teki Arap ülkeleri. Çünkü, çünkü Riyad'da orada çocuklar ve kadınlar perişan edilirken Riyad'da festival düzenleyecek kadar gözü dönmüş vaziyette. Bu. Göbek attılar hocam. Ve 15 Arap ülkesi İngiltere'nin ağzına bakar. İngiltere konuş ulan derse konuşur. Sus derse susar. 5 tane Arap ülkesi Fransa'nın ağzına bakar. Gıkları çıkmaz. İşte Amerika Akdeniz'i kontrol altına alarak ki neden Türkiye ile sürekli bir sürtüşme var? Amerika bu mücadelede Türkiye'yi yanında ve jandarma olarak görmek istiyor. Şöyle mi anlamalıyız? Dünya sıcak bir çatışmaya doğru gidiyor. Hatta başladı. başladı. Büyüyerek gidecek. Tamam. Dünyada yeni bir Hiroşima, Nagasaki çılgınlığı dolar uğruna yaşanır mı? Yaşanır. Peki şu boyutunu çok anlayamadık. Yanı başımızda çıkarılan bu yangın. Ta gidelim sözde Arap Baharı'na kadar ve buraya kadar gelelim. Gazze'de yaşananlara kadar gelelim. Bunların Amerika'ya e, günün sonunda faydası ne? Şimdi Amerika, Amerika, Amerika kurucu babaların felsefesinde Amerika yeni Kudüs'tür, yeni Kudüs'tür. <laughs> yeni Kudüs görevini eski Kudüse, yani İsrail'deki bugün Kudüs'teki eski Kudüs'te Tanrı İmparatorluğu kuruluncaya kadar ona hizmetle yükümlüdür. Amerika'nın kurucu babalarının felsefesi budur. Bu felsefenin adı Menfis Destin'dir. Belirlenmiş, Belirlenmiş kaderdir. Kadar. Belirlenmiş kaderin bütün sınırı dünyadır. İşte böyle bir Amerika tepedeki ışıktır. Bu Tevrat'tan İncil'den alınma laflardır bunlar. Zaten şeye gittiklerinde Yale Üniversitesi'nin Amerika'ya gidenler arkasına gitsinler. Amerika'nın kurucu babaları hepsi oradadır. Ve mezar taşlarının da hepsinde ezoterik göndermeler vardır, Tevrat'tan alıntılar vardır, Kabala'dan alıntılar vardır, İncil'den alıntılar vardır. İşte bu adamlar şu anda, şu anda Amerika'da lisans üstü eğitim görenlere çok söylenen bir laf vardır. F-16 olmadan McDonald's olmaz, dolar olmadan ikisi olmaz. Yani dolar, dolar Amerika'nın kırmızı çizgisidir. Doları tahtından edecek her hareket savaş dünyada sebebidir. Dünyada savaş sebebidir. Savaş sebebidir ve Hemen söyleyeyim, Amerika denizlerde açık ara üstündür. Emperyalizmin her türlüsüne karşıyım. Ama eğer baktığımızda Türk milleti olarak bin yıldır Batı emperyalizmiyle kavga ederken... ...tarihimizde 4000 yılda Çin emperyalizmiyle kavga ettik. Aklımızı başımıza alalım. Bu noktada o zaman şunu sorayım, tüm bunların içerisinde biz... Biz ne durumdayız? Bize ne Şimdi... olur? Türkiye 3 noktadan sıkıştırılıyor diyorsunuz. Biraz açalım bunları. İş Türkiye'de içine alacak şekilde nereye varır? Şimdi hocam bir taraftan şunu da bu adamlar hani dediniz ya bir takım e, yıllardır anlattığınız konular var. Tanrı'yı kıyamete zorlama zevzekli dese de birileri buna inanıyor ve bu uğurda e, hayatını idame ettirip ülkesinin bekasını da bu uğurda planlamayı düşünüyor. Türkiye'nin hakikaten sınırları da bu adamların o planlarına dahil. dahil. Yeni bir haham dinledim diyor ki kutsal kitap bize diyor ki diyor haham Beyrut'tan Amanos, Hatay dağlarına kadar almalısınız. Bize bunu kutsal kitabımız emrediyor diyor. Ve bu Türkler keyfimizi fena halde kaçırıyor diye de bize bir mesaj oluyor. Çünkü çünkü ben size şunu gösterelim. 1982 yılında Siyonizm ve Irkçılık Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Ben mi göstereyim? Bakın. Evet. Basım tarihi 1982. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları Atatürk'ün 100. doğum yılına armağan olarak çıkarılmış kitabın adı Siyonizm ve Irkçılık. Ve, ve bu kitap Türkiye'ye çevrilmiş bir uluslararası toplantının sonucu ve Şimdi Türkiye'de gelir geçer olarak ben sol sağ kavramına inanmıyorum. Bunu bize niye göste, gösterdiniz? İşte onu gösterim <laughs> Şimdi olay şu. Türkiye'de sanki en azından muhafazakar kesimin bir kesimi Türkiye'de kendilerinin dışında Filistin'le ilgilenenlerin olmadığını efendim herkesin İsrail aşkıyla yandığını falan bu siyasal ve sol görüşlü hocalarımızın bu ülkeye kazandırdığı bir çalışma. Yani ben dediğim gibi sol sayının bir başkası ise bir kendisi de Musevi olan İsrail'in yükselişi mutlaka. ve trajedisi. Vaat edilmiş topraklarım Arishabit, İsrail'in yükselişi ve trajedisi. Ne anlatıyor hocam bu kitap bunu niye gösterdiniz? Çünkü bu bu da İsrail'in artık zıvanadan çıktığını bir Musevi söylüyor. Bakın zıvanadan çıkmış İsrail'e bir Musevi anlatıyor. Vaat edilmiş topraklarım kitabında Arishabit gösteriyoruz ki. Kaynak olarak belki sizler de evet, faydalanıp faydalanabilirsiniz. okumak istersiniz. Tam da bunları öğrenme çağındayız. Çünkü çünkü bakınız e, bizim yörüklerde bir laf vardır. Yukarı köyde bir yalan söyledim. Aşağı köyde kendim inandım der. Şimdi e, The Guardian'da yazar Londra Ekonomi ve Politika Fakültesinden The London School of Economics Politics'den hı hı. John Gray. John Gray e, Kara Ayin adlı kitabında der ki siz sosyalizmin, kapitalizmin ayrı ayrı ideolojiler olduğunu mu Hepsi kapalı Tevrat İncil'den neşet etmiş seküler inançlardır. İşte orada yine Umbart der ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın. Niye hedeflediklerine bakın. İşte bugün yeni dünya düzenine gider iken 1871'de Albert Pike İtalyan Mazzini'ye bir mektup yazıyor. Yakın zamanlara kadar Londra'da sergileniyordu. Müzede kaldırıldı. Diyor ki azizim Dünya, yeni dünya düzeni üç savaştan sonra kurulacak. Biri, birinci dünya harbi, ikinci dünya harbi adamın mektupta yazdığı gibi çıktı. Hı hı. Albert Pike, tapınak şövalyeleri ve İskoççili masonluğunun Kuzey Amerika'da 33 yıl üstad azamlığını yapmış bir zatı muhteremdir, emekli bir generaldir. İşte bu adam diyor ki üçüncü dünya harbi nasıl çıkacak? Üçüncü dünya harbi radikal siyonistler ile siyonistler ile radikal Müslümanlar arasında çıkacak ve bütün dünyayı kapsayacak diyor. Şu an olanı anlatıyor. Evet. Artı evangelizm, Tanrı'yı kıyamete zorlama. Burada bir şey söyleyeyim. Burada yeni dünya düzeni kurulurken son seferde Kabala'ya göre efendim e, şeye e, Zebur'a göre Tevrat'a göre Talmud'a göre son seferde fethedilecek ülkenin adı yani Tanrı İmparatorluğu yani Nil'den Fırat'a. Fırat'a. Yani Ürgüp Göreme'yi için alan Van'a kadar ucu çıkan, Kıbrıs'ı için alan Antalya sahillerine kadar dayanan, bu yeni dünya düzenindeki o vaat edilmiş topraklar Büyük İsrail e, meselesi, Büyük İsrail meselesinin Kabala'ya göre Edom'dur. Edom Anadolu. son seferde fethedilecek ülke Anadolu'dur. İşte bundan dolayı e, tarihte ilk kez Yahudiler Kral Davut soyundan Mesih'i bekliyorlar. Ama sadece Yahudileri toptancığı yapmamak lazım. Ben tanıdığım Yahudi arkadaşlarım da var Amerika'da tanıdığım. Bir şey. Burada... Buna karşı olan Yahudiler de var. Artı evangelistlerin başını çektiği ki Osmanlı koca bir Osmanlı İmparatorluğunu 1820'den 1920'ye cennet mekanı olsun. Atatürk'ün Sivas Savaşı'nı kazanıncaya kadar yüzyılda yıkan, okullarla, eğitimlerle, hastanelerle perişan eden 1915 olaylarını te tezgahlayan Ermenileri evangelist püriten yapan Bord, Boston merkezli evangelistlerdir. Evangelistler Osmanlı'yı yıktılar. Osmanlı'yı yıktılar tabii. Sırada Türkiye Cumhuriyeti. tabii, tabii. Çünkü evangelizm ben bu kitabı yazdığımda komplo teorisi dediler. Ya. Belki hocam, de kaynaklarından bunu aktarıyor. Vallahi komplo teorisi bunlar ne zırvalıyor dediniz. Şimdi evet. herkes oturdu bu kitapları araştırıp okumaya başladı. Dünyada ne oluyor acaba tabii. diye. Çünkü çünkü parayı kontrol eden inançları kontrol ediyor. Para ve inancı kontrol eden dünyanın reel siyasetini kontrol ediyor ve tayin ediyor. Üçünü kontrol eden bu malum salgında gördük. Bilimi kontrol ediyor. Bilimi Türkiye'de yani kim dünyada çıkıp da istisnalar dışında bilim bağımsız falan diyorsa ahmaktır. Bilim bağımsız falan diyor. Gördük işte hocam. Tabii bilim bağımsız. Yeni Amerika'dan döndünüz. Evet. Oralarda bu deneysel durumla ilgili daha özgürce konuşmalar yapılabiliyor Yapılıyor. mu? Sorgulanıyor Türkiye'de mu? Türkiye'de yapılmıyor bu. Türkiye'de, Türkiye'de tabii çok değerli hekimlerimiz de var. Bu sıvının, bu sıvının yan etkilerinin ne kadar olduğu konusunda Türkiye'de doğru düz konuşulmuyor bile. Amerika'da orada tak konuşuluyor, orada mu? Orada takır takır konuşuluyor mı? tabii. Hayatını kaybeden insanların sayısı ile Amerika'da bir bakın bu bu yan etkilerle ölen sayısını 2 milyon diye veriyor. Ama bunu zaten Luke Montagnier HIV'yi bulan 2008 Nobel Tıp Ödülü verilen Fransız virolog toprağı bol olsun geçen sene öldü. O dedi ki iki şey söyledi adam. Dedi ki bu sıvıların bu sıvılar dedi e, şeyleri e, farklı farklı bunların e, e, bulaşma etkisini arttırır, çoğaltır dedi. E, bir başka şeyi söyledi adam zaten ondan sonra öldüm, mü öldürüldü mü Belli değil. E, e, bilemiyoruz artık. E, adam dedi ki e, bu sıvılar dedi olduktan 2-3 yıl sonra pek çok insan hayatını kaybedecek dedi. Görüyoruz şu an olan biteni. Olan bir Ama da. işte istatistik tutulmadığı için ülkemizde Ümit Aktaş Hoca da geçen yayınımızda çok güzel söyledi. Yani etkilerden ölüm bizim ülkemizde kaydedilmez dedi. Kemoterapiden ölürsünüz. Kanserden öldü yazarlar dedi. Aynen. aynen. Tam da durum bunlar. Hocam konudan uzaklaşmayalım. Türkiye 3 noktadan sıkıştırılıyor. sıkıştırılıyor. Hangi noktalar? Bir, Türkiye e, tarihi olarak, tarihi sebeplerden dolayı e, Türkiye batının diz çöktüremediği, Yegane İslam ülkesi. Diğerler hepsi tırıvırıdır. Onları geçin. Çökmüşler sonra... zaten. Tabii. Biz. Diz çöktüremedi. Çünkü bitti dedikleri, e, hasta adam dedikleri Osmanlı'dan Mustafa Kemal ve arkadaşları çıkmıştır. Bize bir devlet emanet ettiler. Şimdi George Washington e, ilk Birleşik Devletleri kurduğunda zamanın o günkü gazetecileri George Washington'a sormuşlar. Demişler ki ne yaptınız günlerdir toplantı oluyor. İşte 12 eyalet efendim bir oruyorlar. Birleşik Devletleri kuruyorlar. George Washington'un cevabı çok enteresan. Diyor ki bir cumhuriyet kurduk adam olup sahibi çıkabilirseniz diyor. Atatürk bir devlet emanet etmiş. Adamsa koruruz, büyütürüz. Adam değilsek hala onu dedikler dururuz. Ama şunu söyleyeyim. Atatürk'ü bu milletin gönlünden silemezler. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. İki şeyi öğrendikçe Atatürk'ü çok sevdim. Bir, Osmanlı iktisat tarihini öğrendikçe Atatürk'ü çok sevdim. İki, İslam'ın itikati boyutunu sevdikçe, öğrendikçe çok sevdim. Çünkü yarım düzüne 11 ile 18 cilt olan Kur'an tefsirler okudum. Artı bir düzüne mealler okudum. Yoş, e, e, yeterli mi bu meal ve tefsirler? Hayır. Çünkü yeri gelmişken izin ver söyleyeyim. Çünkü aslında üç gün program yapabiliriz. Bakınız bir programda söylemiştim. Türkiye... Ee, önümüzdeki 20 yılda 100 matematikçi, 100 e, e, kimyacı, 100 biyolog, 100 fizikçi ama 100 ilahiyatçı yetiştirmek zorunda. Çünkü ilahiyat alanı Türkiye'de perişan vaziyette. İnsanların Kur'an'ı, kendi dinini, kendi dilinde doğru dürüst öğrenmesi lazım. Ama öğrenebilmesi için çapraz doktorlara ihtiyaç var. Siz matematik bilmiyorsunuz, siz biyoloji bilmiyorsunuz, siz genetik bilmiyorsunuz. Kelam, fıkıh, Kur'an, hadis üzerinden mealler yazıyorsunuz, tefsirler yazıyorsunuz. Valla okuduklarım hiçbiri ben tatmin etmedi. Çünkü çünkü siz bunları bilmezseniz niye biz Müslümanlar, Müslüman Türkler 8. yüzyıldan 11. şey 13. yüzyıla kadar 500 yüzyıl dünyanın en büyük medeniyetini kurduk. Kaynak vereyim. Sallama yok. Frederick Star, Princeton Üniversitesi'nden kayıp aydınlanma kronik yayınlar al okusunlar. Adam 20 yıl uğraşmış ve orada baş, e, merkezinde Orta Asya Türklüğünün olduğu muhteşem bir İslam medeniyeti var. Ama baktığımızda bugünkü gelinen noktada Müslümanların durumunun dünyada 57 Müslüman ülke var. 30'u en fakir. Zaten dünyada 1.8 milyar hatta 1.9 milyar Müslüman var. 18 milyon Yahudi İsrail'in hatta 10 milyon İsrail'in karşısında perişan vaziyetteler. Ben Amerika'daydım o tarihlerde. Perez gelmişti e, Amerika'ya. Hemen. E, Şimon Perez. Evet Şimon Perez gelmişti. Başbakanı o zaman. Gazeteciler dediler ki efendim Müslümanlar Araplar söylüyor ki İsrail devleti yıkılacak. Siz ne dersiniz dedi adamın verdiği cevap. Çok keskindi ve oturup düşünmemiz gerekir. Kur'an'daki Müslümanlar gelsin düşünürüz dedi. Ha Kur'an'daki Müslüman. Nerede Kur'an'daki Müslümanlar? Vallahi Kur'an'daki Müslümanlar Araki bulasın. Türkiye hangi noktalardan sıkıştırılıyor hocam? Türkiye hangi noktalardan? Dedim ki tarihi sebeplerden bir. Türkiye bin yıldır batının mücadele ettiği ki Vatikan ve ezoterikler derler ki zaten birinci bin yılda efendim Avrupa'yı ikinci bin yılda Amerika'yı üçüncü bin yılda ise milanyum 2000'den sonra ise e, ön Asya dedikleri An Anadolu Hinterland'ını ve Asya'yı efendim Hristiyanlaştıracağız diyor. Adamların iddiası bu. Vatikan'ın iddiası bu. Ezoteriklerin iddiası bu. Zaten Vatikan, ezoterik güçlerin elinde, hı hı. kontrol altında. İşte bu ona e, karşı çıkan ve engel olan bir güç var. Bin bin yıldır İslam'ın kalemi ve kılıcı Türkler'dir. Yani kabul etsek de bu, etmesek de bu. Yani e, bu, bu millet e, Allah yoluna ama bu milleti e, o Kur'an'daki güzel İslam'ın dışında bir kısım efendim ezoterik aldatmacalarla o dinden çıkarılma, dini saptırma gayretlerinin de olduğunu. İşte FETÖ bunun biridir canım. Yani FETÖ iki kitabında kelime-i tevhidin, kelime-i şahadet'in, muhammedin resulullah kısmını söylemeye gerek yoktur diyor adam. Biz bunları o zamanlar söylediğimizde az kalsın kafir ilan ediliyor. Tabii, tabii tabii. Kafir ilan. İşte Türkiye bir başka nereden sıkışıyor? Göç. Evet. göç. Göç. Tarihte, e, Ferda kardeşim. Tarihte Roma İmparatorluğunu yıkan ve din değiştirmeye bile zorlayan en önemli hadise 2. yüzyıldan itibaren havarilerin hatta e, ilk yüzden itibaren e, buğday fiyatlarının anormal fiyatlara çıkmasıdır. Enflasyondur. Roma parası çökmüştür. Enflasyon alıp başını gitmiştir. Buğday fiyatları insanlar ulaşamamaktadır ve İsa'nın havarisinin eğitiminden geçmiş olanlar Roma'nın halkına, tebaasına bu yönde eğitimler veriyor, yardım ediyor ve bir kanal açıyor. Roma'yı, bakıyor ki Roma'yı idare edenler, devlet gidiyor elden, alıyor Hristiyanlığı kendi pagan değerleriyle harmanlıyor. Diyor ki biz de Hristiyanız diyor. Bugünkü Hristiyanlık o. İki, atamız Osmanlı. Atamız Osmanlı 1641'de darphaneyi kapattı. Bir ülkenin genel kurmayını ordusunu kapatmak ile darphaneyi kapatmak aynı, şeydir. Şey. Ve bu bu süreçte bu süreçte e, da, para istikrarsızlaştı. Paranın istikrarsızlaşmasıyla birlikte enflasyon patladı. Enflasyonun patlamasıyla birlikte o şeyden e, Balkanlardan, Kafkaslardan efendim Ortadoğu'dan e, Orta Doğu'dan, o göçler Anadolu'ya doğru gelmeye başladı. Zaten e, o yüzyıllık göçte Justin McCarthy'nin Death and Exile, Ölüm ve Sürgün'de der ki sizler Türkleri, Ermeniler kestiğini söylüyorsunuz der. Bu göçlerde 5,5 milyon Türk can verdi. 5,5 milyon Türk, Müslüman Türk can verdi. İşte çünkü üçüncüsüne geleceğim. Türkiye'de bize Arap Baharı'nın bir dini hareket olduğu. Hayır. Arap Baharı, İngiltere'de bunun çok ciddi araştırmaları vardır. Arap Baharı, Arap Baharı ee, şeydir Muhammed bu azizinin Tunus'ta çek çekinin <laughs> yakılması ile birlikte kendini ateşe vermesiyle birlikte böyle e, bir dandik bir e, telefonla efendim motorola telefonuyla resmini çekip Twitter'da şey e, Facebook'tan atılmasıyla kıyamet koptu Çünkü çünkü orada işit bir tek şey yaptı Çünkü orada yıkan bir şey vardı orayı toplumu bu sahra altı ülkelerin, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerin 100 dolarlık ithalatının 55 doları sadece buğdaydır. Ve bu adamlar buğdayın tamamına yakınını Rusya'dan ve Ukrayna'dan alırlar. İşte böyle bir şeyle baktığımızda olay ne biliyor musunuz? Enflasyon, paranın çökmesi, göç. Göç. Gıda. Hepsi Ülkeler nasıl yıkılıyor ve karışıyor? Hoca bir şey anlatmak tabii, istiyor. Tabii, ve bugün Türkiye bu yıl 1994. Geriye gideyim. Amerika'da Cincinnati'de bir toplantıya katıldım. Cincinnati'deki toplantıda bir düşünce kuruluşu, think tank kuruluşuydu. Alman asıllı Amerikalı bir hoca vardı başında. Öyle yemek yerken bana dedi ki, Mr. Kurt, önümüzdeki dedi 30 yılda 300 milyon Çinli yerinden hareket edecek. Biz bunları dedi Afrika'ya yönlendireceğiz. 2018'de Afrika'ya gittim. Her yer putrak gibi kaynıyor Çinliyle. Ve Afrika'nın 44 ülkesi zaten Çin'in eline geçmiş vaziyette. Sonra döndü adam bana dedi ki senin dininden dedi. Müslüman olduğumu bildiği için senin dininden dedi. Önümüzdeki 30 yılda dedi 90 milyon insan sahra altı ülkelerden Orta Doğu'dan efendim Pakistan oradan buradan dedi. Afganistan o bölgeden Anadolu ve Balkanlara yönelecek. Evet. E gerçek oldu. Evet. Evet. Ne yapacaksınız? Bunun 40 milyon Anadolu'da kalabilir dedi. Bakınız. Bakınız. Bizim Türkiye'de belli bir ahmak grup vardır. Bu akademide de vardır orada. Efendim bireysel olarak inanırsın inanmazsın. Saygı duyarım kardeşim sana. İnanana da karışma. Nasıl ki inanmıyorsan saygı yak ediyorsan inanana da karışma. Şimdi Türkiye'deki yaptığımız hata şudur. Bireysel olarak inanıp inanmamak önemlidir. Ama akademinin görevi inançların toplumların geleceği üzerinde, ekonomi üzerinde, sosyal yapı üzerinde, siyaset yapı üzerinde, yapı üzerinde nasıl rol oynadığını analiz edip askerin önüne, siyasetçinin önüne koymak. Koyduk mu koymadık. Aynı masalları döndürdük döndürdük anlattık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nda en çok memur çalıştıran yer Dünya İnançlar Dairesi'dir. Barış gönüllüler gelmiş Anadolu'nun inanç haritasını çıkarmış. 2009 yılında QDDR diye Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir yeni bir inanç istihbarat birimi kuruldu. Müslüman dünyayı istikrarsızlaştırmak için. Artı hemen elimde var. Şurada da bunu On, da göstereceğim. Onunla derim kehanetleri Ramazan oldu. Bugün... 2005 yılında küresel geleceği haritalamak Mapping the Global Future. Bir kitabı vereyim ben size. Diyor ki 2020 yılına kadar diyor, İslam dünyasında diyor, yeni bir halifenin hayata geçirilmesi lazım. Ziya söylüyor, ben söylemiyorum. Şimdi işte böyle bir yapı içinde dinleri anlayamazsan, dinin tarihini araya anlayamazsan, ezoterizmi anlayamazsan, halkın anlayışıyla... Paranın anlay elinde olduğunu anlamazsan... Anlayamazsan, parayı anlayamazsan, siyaseti anlayamazsın. anlayamazsın. Ve... Bundan dolayı tarihi sebepten dolayı bir dini sebepten dolayı iki üç Türkiye yeni nesil şimdi elektrik var ya otomobilde <laughs> elektrik, elektrik işi geçici bir süre geçici Elektriği, yani otomobilin yöneldiği gelecek ki buradan da sevgili seyircilerim söyleyeyim elektrikli otomobil fiyatları hızla düşecekler abi acil etmesinler Hızla düşecek. Şu an yüksekken almayın Almayız Almayın. Ben iki yıl önce bir tweet attım. Bazıları böyle çok bilmişler. Böyle ileri yeri laf et dedim ki ya bu bir şişirilmiş bir balon. Ev fiyatları şişirilmiş balon. Bekleyin aceleniz yoksa. Hele büyük şehirlerden hala diyorum ki almayın. Ev almayın büyük evet, şehirlerden al diyor. Evet. Israrla evet. bunu söylüyor evet. hoca. NATO'nun raporu var. 8 yıl önce. Hocam e, elektrikli arabayla devam ettireceğim. Geri gelmişken ekonomik koşullar daha da ateşi Çıkacak, çıkacak mı Yükselecek mi? Ne olur sözünüzü unutmayın. Yeri gelmişken bunları sormak zorundayım. Sıradan insan kendini nasıl korusun dünya böyle giderken ve ülkede olası tehlikeler varken? Şimdi şu var. Bizim Türk milleti olarak Müslüman Türk milli evladı olarak birlik olduğumuzda üzerinden hakından gelemeyeceğimiz hiçbir güç yok. Tamam. Ücülükle birlik. İşte burada baktığımızda e, Türkiye mutlaka ve mutlaka tarımını yeni bir milli güvenlik politikasıyla A'dan Z'ye sağlık politikasını A'dan Z'ye bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Türk Milleti bekası için Tarım Bakanlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı yeni bir yapıyla yeniden kurmak zorundadır. Mevcut yapıyla bu iş gitmiyor. Şimdiki Sağlık Bakanı bir şey, şimdiki Tarım Bakanı biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o altta şimdi dairenin ismini söylüyor mu? Bir bürokratik böyle junta var. O cuntayı bakanın açması mümkün değil. Onu sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açabilir. Aynı şey Sağlık Bakanlığı'nda da var. Yani bu ilaç eczacılık genel müdürlüğüne bir hallaç pamuğu gibi atmaları lazım. Neyse daha fazla girmeyeyim. Ata tohumu toplayın diyor. Ata tohumu toplayın. Bireysel olarak toplayın diyor. Yeri gel, Bak çok güzel söylediniz. Amerikan ordusu 2003 yılında Irak'ı işgale girdiğinde. Siz televizyoncusunuz. Benden iyi biliyorsunuz. Herkes şu gazeteler, televizyonlar şunu manşet, 8 sütuna manşet atıyorlardı. Flash flash haberler geçiyordu. Amerikan ordusu Saddam'ın sarayına gidecek. Amerikan ordusu efendim nereye gidecek? Merkez Bankası'na gidecek. Ama gitmedi Amerikan ordusu. Nereye gitti? Daha sonra binlerce kadının, Müslüman kadının tecavüze uğradığı Ebu Garip Havaalanı'na şey, müzesine gitti. Orası bir müzeydi. Bu müzenin altında milattan sonra 300 küsurlu yıllarda İskenderiye Kütüphanesini yakan yakmadan önce er, şeyler Hristiyanların oraya kaçırılmış ezoterik tabletler vardı. Oraya onları alıp götürdüler. Toprağın altında da binlerce yıllık Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun ata tohumları vardı. Alıp götürdüler yarısını Amerikan devlet aldı. Diğer yarısını Rockefeller ailesinin vak, sahibi olduğu, vakfın sahibi olduğu Norveç Svalbard'daki kıyamet ambarına götürdüler. Şurada ata tohumlarını saklıyorlar. Burada geodosuyla oynanmış. Tohumları saklıyorlar. Yani yakınlarda geçen hafta öldü. Kissinger ne diyordu? Para ile hükümetleri, petrol ile devletleri, gıda ile insanlığı kontrol. Bir şey daha diyor ama. Türkiye Türkleri bırakılamayacak evet. kadar önemli bir ülkedir diyor. Tabii. O yüzden ne? bu toprakların kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bakın atı tohumu toplayın diyor, biriktirin diyor. Borçlanmayın mümkünse. Evet. Balkonda bile gıda üretin evet, diyor. Rahat tahtaları birleştirin. Bu bir yerden, dışarıda bile, sokakta bile tahtalar alın böyle birleştirin, içine toprağa koyun, balkona koyun. Yeni bu e, Ağustos eylülde Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. 40 Kır, 40. No, katta Chicago'da, Michigan Gölü'nde, 40. katta, 40. katta bakın diye gidip görebilirler. 40. katta ben tarım yapıldığını gördüm Amerikalı arkadaşım. Tarım 40. kat. 40. katta maydanoz yetiştirmiş marul yetiştirmiş, domates yetiştirmiş, aklınıza gelen salatalık yetiştirmiş artı Chicago Downtown dedikleri o merkez Chicago'da gökdelenlerin üzerinde söylenen arı kovanı sayısının 10 bin olduğunu söylediler bana. 10 bin. Çünkü Amerika'da Parklara zehirli ilaç atamazsın. Sivrisinek için atamazsın. Ama Türkiye'de, Türkiye'de Alanya'da bir çiftçi evinin çatısına iki kovan koydu. Adamı tarım il, 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 ilçe müdürlüğü perişan etti adamı. Çünkü tarım yeni bir yapıyla ele alınmalı. İlaç endüstrisi yeni bir yapıyla ele alınmalı. E, bu balkonda bile gıda üretin derken kastettiğiniz şu mu hocam? Diyor ki bir tweetinde Ramazan Kurdoğlu... 2025'ten itibaren paramız olsa da gıdaya ulaşım evet. zor olacak diyor. Bu sebeple mi insanları kendisi daha sınırlı üretmeye o teşvik ediyorum. ediyorsunuz? Ee, NATO'nun bir raporu var. NATO diyor ki, 8 yıl önceki raporu gizli. Diyor ki, nüfusu 600 bini geçen her yer yaşanmaz hale gelecek. Hele 3 milyonu geçen yerler bir faciaya dönüşecek diyor. Diyorlar ki böyle yapacağız diyorlar. Canım adamlar gösterebilecekler göstere geliyor. Böyle yapacağız diyor. Artı yani bu malum salgında işte iki sefer kapatıldı Üçüncü seferde üç ay kapattığında genç dedikleri sokak çeteleri aç it buğday ambarını dediler, dediler güzel Türkçe'mizde. Kapılara dayanır. Aç adam. Aç. İşte şeyde Arap Baharı'nda bunu yaptılar zaten. Buğdayın Açlıkla fiyatıyla. Açlıkla terbiye edip. Tabii. Tabii. Dünyayı da şimdi açlık oyunlarıyla terbiye tabii. etmek istiyorlar. Yeni para sistemi kurulma dönemindeyiz. Ee, o yüzden bu önerisini size olan tavsiyesinde tekrar ediyor. 2024-2030. Altının altın, altın çağı. çağı olacak diyor. İmkanı olanlar yineliyorum diyor. Fiziki altın imarsız tarla alsın. Borsa bono konusunda çok, çok dikkatli dikkat olsun diyor. Birkaç cümlede Çünkü bu önerileri sıralıyordum. borsada halkımızın, insanlarımızın bilmediği, benim bile bazen öğrenmekte zorluk çektiğim zombi şirketler var. Bu sadece bizim borsada değil. Bütün dünyadaki borsalarda zombi şişirilmiş, düzenlenmiş, muhasebe teknikleriyle güzelleştirilmiş şirketler var. Dikkat etsinler. Dikkat etsinler. Artı elinize varlık olarak dokunamadığınız hiçbir şeyi almayın. Varlık olarak. Bu nedir? Toprak hiçbir zaman kaybettirmez. Arsa demiyorum, toprak diyorum. İmarsız toprak diyorum. Çünkü herkese söylüyorum. Büyük şehirlerde iki ev varsa birini satsın gitsin. İstanbul'da oturuyorsa iki saat mesafede, üç saat mesafede toprak alsınlar. İçine bir konteyner koyar o patates yetiştirir, ben soğan yetiştiririm, siz salatalık yetiştirirsiniz, hayatımızı sürdürürüz. Çünkü yeni dünya düzeni, düzenindeki savaş alanı insan beyni, insan bedeni, insan zihni. Bütün bunlar zaten e, gerdosuyla oynanmış gıdalar ile geldiğimiz yer ortada. Bugün baktığımızda e, Türk insanının hekim arkadaşlarımdan aldım bir. Şu anda Türk insanının dörtte biri şeker hastası. Yarısı bunun farkında falan değil. Diyadosuyla <laughs> oynanmış bu buğdayı yediği sürece şeker hastalığının artacağı, patlayacağı, Alzheimer'ın patladığı, Amerikalılar Alzheimer'a tıp 3, tip 3 şeker derler. Çöl yakın, çöl yak patlamış vaziyette. Artı bundan, bundan 40 yıl bile olmadı. 40 yıl kadar önce, 35 yıl kadar önce İstanbul'da bir tek e, tüp bebek merkezi vardı. Bugün her hastanede var. Niye? Çünkü buğdayların şu anda 100 kiloluk bir buğdayın o 1 kilosu içindeki kimyasaldır. Bunlardan bürmer diye bir şey vardır. Bürmer, kadın rahmini doğurganlığını mahveden bir kimyasaldır. Zehirdir. İngiltere ve Kanada geç, geçen sene bunu yasakladı ve Türkiye'de hala bunların içine konuyor bu. Yani artı modern buğday Efendim şeker pancarı var ya şeker. Glisemik endeksi 63'tür. Gerdosuyla oynanmış buğdayınki 71'dir. Modern buğdayda efendim gluten bombasıdır. Bunun yerine siyezi yiyin, kara buğday yiyin, kara kılçığı yiyin. Organik mercimekten ekmek yapın. Benim evimde de yapılıyor bunlar. Yapılıyor. Onu yiyin. Artı yeni bir e, hem proteini yüksek hem e, gluteni, efendim sıfır. Hem şekeri sıfır yeni bir ekmek imalatı yapacak bir tanıdıklarım ama şimdi adını vermeyeyim. Oo sürpriz geliyor. Ee, sürpriz geliyor. Elini severek tüketecek mi? Şey severek tüketeceğiz. Erişimi kolay olacak e, erişim mı? Erişimi de kolay olacak. Hocam fiyatları da ona göre ayarlasınlar da herkes ulaşabilsin. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Biraz böyle işin içine organik girdi mi maalesef fiyatlar yükseliyor. İster, Bu, ister, bir ister. de malzeme mesela e, karabuğday sıfır glutendir evet. ama e, zaten e, imalatçı karabuğday bulmakta zorlanıyor. Doğru. Yeni yeni mavi. Doğru. CZ şey eskiden bulmakta zorlanıyordu. Şimdi biraz daha bulunuyor. Türkiye 3 noktadan sıkıştırılıyor dedik ya. Sonra evet. geldik hocam. Süreyi ekonomik kullanacağım. Bir de Türkiye'nin geleceğini kurtaracak üç temel kaynak diyorsunuz. Değilmeden geçmeyelim. Bor, Torium ve Tenevir. Şimdi Bor e, şu anda e, Elon Musk niye Sayın Cumhurbaşkanı'na... Ee, geliyor böyle Anadolu deyimiyle ile Sayın Cumhurbaşkanım gılı gıl ediyor orada ziyaret ediyor. Çünkü Elon Musk tabi akıllı bir adam yani uyanık bir adam ve e, küreselciler içinde muhafazakar kanattan geliyor Elon Musk. Diğerleri liberal ve sol kanattan bu e, oradan bir aralarında bir görüş ayrılığı var Veya böyle taksim ettiler bilemem. Ama Elon Musk otomotivin geleceğinin hidrojende olduğunu biliyor çünkü Almanya hidrojenle çalışan otobüs ve kamyonları piyasaya verdi. Toyota firması Toyota firması. Toyota çok saldırgan geliyor bu arada. Zaten dünyanın artık en büyük otomobil üreticisi. Yeni CEO artık hidrojenli arabayı piyasaya sürdü. Evet. Elektrikli diyordunuz sözünü evet. kesmiştim. Evet. Bekleyin elektrikli için evet. e, öyle saldırmayın demiştiniz. Hidrojenin en kolay elde edilecek formu bordur. Dünya bor rezervinin yüzde 82.6'sı bu ülkededir. İki. Yeni nesil. 5 yıl önceki rakamları Hindistan 150 milyar dolarlık, Norveç 27 milyar dolarlık nükleer santral kuruyor. Ne ile çalışan kuruyor? Torium ile. Hatırlar mısınız Isparta'da düşen bu uçağımızda Allah gani gani rahmet eylesin 4 tane torium mühendisimiz akademisyenimiz hayatını kaybetmişti. İşte e, yeni nesil nükleer santrallerin yakıtı torium eksi 232 elementi hemen hemen sıfır radyasyonlu ve dünya rezervinin... %70'i bu topraklardı. Ben bir üniversitemizde bir konferans vermiştim. Konferansın sonunda ben bu bilgileri ancak halka açık CIA sitesinden alabilmiştim. %50 yazıyordu Türkiye'de. Hoca geldi dedi ki, hocam dedi, Torium'un dünya rezervi Türkiye'de %70 dedi. Ve bununla ilgilendiğim için başıma gelmedik kalmadı dedi. Düşünün. Ve kenevir. Evet. Gelelim kenevrim. kenevir. Kenevir rahmetli Cevit döneminde yasaklatıldı sonra e, kim yasaklattı? Rockefeller tıbbı bunu yasaklattı. Çünkü benim çocukluğumda bizim kenevirden yapılmış e, efendim çuvallarımız vardı. E, rahmetli babam e, kenevir dalından bir şeyi ambarın içine atardı. Veya buğday çuvallarımızın yanına anacığım rahmetli koyarlardı. Böcek kurtlanma hiçbir şey olmaz. Gelmezdi. Sonra ambarlara dedete dahil kimyasallar basılmaya başlandı. Ve o zehirleri yedikçe bugün bugün insanımız Türkiye'de kanser vakaları patlamış i̇çim vaziyette. İçim yanıyor hocam içim içim yanıyor bir evet, konularda. Tabi patlamış vaziyette ve sonra e, içinde benim de karınca kararınca e, emek çektiğim e, bir grup e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu 5-6 yıl önce ilettiler. Tarım Bakanlığı'nda engellendi. Efendim Sağlık bakanı. evet, engellendi. Sağlık Bakanlığı'nda engellendi. Türkiye'de kontrollü olarak 28 ilde ekimi Serbest bırakıldı, e, e, tohum bulunamadı. Bulgaristan'dan tohum bulundu ve şu anda, şu anda Karadeniz bölgemizde bir iş adamı, bir iş adamı 40 milyon dolarlık bu konuda bir yatırımı hayata geçirmek üzere Amerika'da, Amerika'da ben bir buçuk ay internette sırada bekledim e, kenevirden kumaş çünkü kenevirden kumaş radyasyonu engeller sağlıklıdır. Geçmişte şövalyeler kullanırdı. Kılıcın kesmesi sağlam bir şeydir. Şeyden kenevirden ev yapmak mümkün. Kenevirden giyim eşyası yapmak, ilaç sanayinden silah sanayine kadar ve kenevirden elde edilen, hidrojen teknolojisiyle elde edilen CBD vardır. CBD Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün marketlerde satılıyor. Terbette. Ne işe yarıyor? Çünkü CBD bağışıklık sistemini güçlendirir. Efendim e, kanser vakalarının tedavisinde kullanılır. Tenevir mi içeriyor bu dediğiniz? Tabii ilaç evet, ya da CBD, tabii tenevirden elde ediliyor. <laughs> tenevirden elde ediliyor. E, ve e, ünlü bir iş adamı ağız kanseri olmuştu. Bununla ciddi şekilde tedavi oldu. Devlet büyüğümüzün eşi e, prostat kanseri olmuştu. E, bununla tedavi edildi. Benim çevremde, Kim hocam isimlerini verin ya. E, belki verilmesini Peki, ha, istemeyebilirler. Tamam, Onlar tamam. yoksa ben yani derim. bildiğimiz bildiğimiz Siy bildiğimiz siyasetçiler tam simalar. Evet, kenevirle evet, evet. evet. bu CBD kenevir ya CBD ile tedavi oldular. Tedavi oldu. Benim çevremde benim çevremde mesela Gaziantep'te elimde var şeyi var. Bir hanfendi meme kanser olmuş. Benim takipçilerimden bir hanfendi ulaştı bana. Dedim ki ben bir televizyonda da söylemiştim. Hocam nasıl elde şey yapabiliriz diye. İşte Size de telefonunu verdim Erdem Bey dedim. Buradan temas yapıyorum. Vallahi bile telefonumda duruyor. Diyor ki 12 santimle gö başlayan göğsümdeki e, kitle diyor. olan kitle 7 aylık CBD tedavisinden sonra sıfırlandı diyor. Çevremde başkaları da var. O zaman şu var. Türkiye'nin önünde 3 tane büyük imkan var. toryum bor, kenevir. Kenevirin ana vatanı burası. Yapmasınlar, etmesinler. Burada yasaklanmış vakti zamanda ya. Evet. Çıldırma bak içten diye. Evet. evet, Hocam özet diyelim. Şimdi parayla başladık. E, bugünlerde neler yapılmak isteniyor? Ana kaynağı para, para ellerinde. Artık amaca giderken onlar için bir araç dedi. 2030'a kadar olası değişiklikleri ve dünyada bir sıcak çatışmanın meydana geleceğini hasıl olacağını anlattı. Biz de üç noktadan sıkıştırılıyoruz aman dikkat dedi. Bireysel olarak alacağınız önlemlerden bahsetti. Ama ümitsiz de olmayın. Türkiye'nin de geleceğini kurtaracak üç temel kaynak bor, toryum ve Kenevir dedi. Eksiğim yok diye düşünüyorum. Bu bir saati bu şekilde özetleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Rica edeyim. ederim. Siz Rica güzel, ederim. güzel Ama, finallersiniz programları. E, şeyi ümitsiz olmayalım. Tabii. Benim rahmetli Mehmet Akif'in Akif bir sözü vardır. Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Amin. Ama şunu söyleyeyim. Dönüp geriye baktığımızda 5000 yıllık Türk tarihi. Kürşat'tan Bilge Kağan'a, Bilge Kağan'dan Mete'ye, Mete'den Alparslan'a, Alparslan'dan Fatih'e, Fatih'ten Mustafa Kemal Atatürk'e. Yok ol bize böyle bitti dedikleri yerden anka kuşu gibi yeniden doğan bir milletin çocuğuyuz. Ve bin yıldır da bunu Allah'ın adını ve İslam'ı yüceltmek için yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz, Doktor Ramazan Kurdoğlu bir kere daha bizimleydi, ufkumuzu açtı, bizi yine bilgilendirdi. Çok da güzel anlatır kendine has üslubuyla. Ne olur Ramazan hocanın kitaplarını okuyun sizlerden rica ediyorum. Dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın.